Birlikte. Şimdi biz burada konuşurken Şenol Hoca'nın basın toplantısından bir kesit paylaştık izleyicilerimizle. Orada tabii özellikle bütün gün sosyal medyada eleştirilen ifadeleri ve o ifadelere nereden gelindiğini konuşurken sorunun başı aslında sonuyla çok farklı olduğu için anlamak zorlaşıyordu. Biz de gittik baktık ki senin federasyonla kulüp arasındaki o bir türlü düzelmeyen ilişkiler meselesine değinmen sonrası gelmiş Şenol Hoca'dan o açıklama. Bir sana da söz hakkı doğdu diye düşündük, seni bağladık. Ya aslında sen bambaşka bir şey sormuştun ama açıklama oraya geldi. Burada Şenol Hoca sence neyi kastediyor? Sen birebir sorup cevap aldığın için bir önce sana soralım. Şimdi Melike, evet bugün saat 16'da Şenol Hoca bir basın toplantısı düzenledi. Yani sezona başlangıçlarda bunu genelde yapıyor. Kapsamlı bir toplantı oluyor. Bu sefer ilk kez bütün yardımcılarıyla, önce oradan başlayayım, bütün yardımcılarını getirdi. Yardımcılarıyla çıktı kürsüye. Daha sonrası aracılara gittikten sonra soru cevap almalar başladı. Şimdi ben en sonda sorumu en son sordum. Yani sıra geldikten sonra en son detaylı bir şekilde cevap almak için sordum. Yani sorum şuydu. Şimdi kendisi de zaten Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde oy kullandı ve kürsüde de bir konuşma yaptı. Ondan sonraki sistemli bir konuşmaydı aslında. Yani direkt dolaylı olarak mesajlar vardı. Ben de daha sonra Beşiktaş yönetimiyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi arasındaki gerilimin bitmediğini, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın bayramlaşması vardı. Orada da Sayın Engin Baltacı, ikinci başkan, federasyonun kendine karşı takındığı tavrı yine alevlendirecek bir şekilde yaptığı açıklamalarla dile getirince ben de bunu Şenol Hoca'ya sordum. Yani benim sorum şuydu, Beşiktaş yönetimiyle Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik artık alevlenmiş durumda. Ne diyorsunuz şeklinde. Şenol Hoca da buna biraz tabii aslında istemiyorum dedi. Federasyonla ilgili soruları sormak istemiyorum ama dedi bu konuda da çok tepkiler var camiamızda. Onları da düşünerek cevaplandırmak gerektiğini dile getirdi. Yani burada öncelik olarak şuydu. Tedirginlik duyuyor musunuz diye sordum ben. Yani sezon başlıyor. Yönetimle, kendi çalıştığınız kulübün yönetimiyle federasyon arasında açıkçası bir savaş var. Bundan dolayı bir tedirginlik duyuyor musunuz diye sordum. Şunu söyledi Şenol Hoca. Yani ben bir tedirginlik duymuyorum ama bunlar olmaması gereken şeyler dedi. Yani biz işin sahada kalmasını istiyoruz. Sahada kaldığı takdirde hiçbir sorun yok ama sahada kalmadığı takdirde tabii ki sorun olur bizim için dedi. Biz nasıl Türkiye Futbol Federasyonu beyaz bir sayfa açmak istediğini Sayın Başkan dile getirdi dedi. Biz de bu beyaz sayfaya katkı vermek istiyoruz ama dedi bu sadece söylemde olmaması lazım. Bunların artık hayata geçmesi lazım şeklinde bir görüşü vardı. Biz adil bir sezon istiyoruz dedi. Yani bir kimseye bir ayrıcalık olmasın. Bize de bir ayrıcalık yapılmasın. Karşı tarafa da bir ayrıcalık yapılmasın. Biz bunu istiyoruz federasyondan. Zaman zaman evet federasyon ile yönetim arasında başkanlar arasında sıkıntılar yaşandı, tartışmalar yaşandı ama ben artık bunun kapanmasını istiyorum dedi. Doğal olarak bence Şenol Güneş hem içindeki sıkıntıları dile getirmiş oldu hem de artık konunun uzamasından dolayı bence sıkıntısını dile getirmek istedi. Tabii bir anda bu başka yerle de çekilmiş olabilir. Ama Beşiktaş taraftarının da duygularını da bilerek bazı konuşmalar yaptı. Yani açıkçası şunu söyleyeyim, özetlersek yani Şenol Hoca evet Şenol Hoca da muzdarip kulüple federasyon arasındaki ilişkilerden dolayı ve haksızlığa uğradıklarını Şenol Hoca da biliyor. Bunu da çok kere dile getiriyor. Ama artık bunun da fazla uzamasının kulübe de takıma da zarar vereceği düşüncesinde. Bugün ben söylemlerinden kısaca bunu anladım Melike. Peki Kartal Yiğit, teşekkür ediyoruz sana. Biz de şimdi stüdyodaki konuklarımızla konuşalım. Sen de dışarıdaymışsın. Seni de daha fazla hatta tutmayalım. İyi geceler. İyi geceler, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Teşekkür ederiz. Aslında Kartal Ayit'in sorduğu konu çok farklı. Tamamen o gerginlikle ilgili ve hoca da başta aslında bununla ilgili temennilerini anlattığı bir açıklaması var. Güven meselesine geldiğinde yani orada örnekleme yaparken belki de tepki çekeceğini düşünmediği o kısma geliyor ve bu örneklemeyi yapıyor. Ben bunu anladım. Serdar seninle başlayayım. Kaç dakikalık bak bir video değil mi? Soru, evet evet tabii uzun bir cevap, yani açıklama, konudan gelme, soruyla aslında hiçbir alakası nereden, olmadığını ben biliyordum. Geliyor. Ama sosyal medya bataklığına baktığınızda Şenol Hoca böyle duruyor. Birden bunu söylüyor gibi değil mi? Yok ama işte soruyla Serdar, da alakası yok. Serdar, bu sosyal medyayla ne alakası var? Abi işte ben onu söylüyorum. Hayır bak şimdi yok, sosyal medya... Dur Savaş yorumunu yapsın ondan sonra. Abi sosyal medyaya taktın, sosyal medyayla bunun ne alakası var? Tamam, soru sen, burada. Sen... Soru burada. Tamam Savaş. Kartal Yiğit'in sorusu. Tamam sen yorumla sonra ben Hayır konuşayım. Sosyal medyaya ben de senin kadar tamam, katılıyorum. Tamam abi sen yorumunu yap sonra ben konuşacağım. Tamam şimdi, Savaş sen yap. O zaman söylüyorum. Kartal Yiğit'in sorusu son derece güzel bir soru. Kimse kötü bir soru demiyor. Şu anda oraya bağlayacağım. Son derece güzel bir soru. Federasyonla yönetim arasında çok ciddi bir tartışma var. Hem de uzun zamandır gelen bir tartışma. Toplantılara katılmayacağız. En son genel kurulda bile Sayın Başkan çıktı. Tepkisini dile getirdi. Bu durum olası sezon başlarken sizi rahatsız ediyor mu diye. Aynı sıkıntıyı iki sezon Fatih Terim'le de yaşandı. Fatih Terim'e karşı alınan cezalar, yönetime karşı sahipsiz kalması. O dönemde de sosyal medyada federasyona olan tepkiler, bazı kısımlar Fatih Terim'e, bazı kısımlar yönetime, bazı kısımlar federasyona. Şimdi burada gelinen noktada bu sorudan sonra sorunun gelinen noktasında 6 Şubat'tan sonra başkanın söylemleriyle Şenol Hoca'nın söylemlerinin tekrar bugüne gelip bugün Riva ile antrenman yapıyor olmasına bağlanması ve söyleminin içine baktığın zaman da neresinden bakarsak bakalım yanlış. Yanlış. Bugün evet bana şunu söyleyebilirdi Şenol Hoca ya da bizlere toplantıda. Gaziantep Spor'la Hatay Spor'un bugün ligde devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Hatta antrenman yapıyorlar ama ekonomik anlamda hazırlar mı? Finansal anlamda hazırlar mı? Psikolojik anlamda hazırlar mı? Bunlar olabilir. Şimdi orada idman yapıyorlar. Geçen sene de yapabilirlerdi gibi bir ifadesi tepkiye çekiyor. Bunun cımbızla neresinden çekersek çekelim. Sen notlar aldın. Buyur kusura bakma kesmek zorunda kaldım. Eğer kesersem bu konuyla ilgili tamam, konuşmayacağım. Tamam kesmeyeceğim. Sen kapatacağım. Şimdi burada özne... Bak ben örtüşüyor yavaşça. Bu arada Şenol Hoca'nın o verdiği örneği savunma gibi bir misyonum yok. Benim umurumda da değil. Ben Şenol Hoca'dan maaş alan bir adam değilim. Git beni ekranlara savun diyen bir adam değilim. Bana ne? Ben sadece yorumluyorum. Bu benim yorumum. İsteyen katılır, isteyen katılmaz. Melike'nin de bir yorumu var. Senin de bir yorumun var. Katılabilirim de saygı duyarım katılmasam da. Şimdi özne ben sezon başından beri gerçekten bu konu üzerinde, yani sezon başında derken 6 Şubat'tan beri benim doğum günü ve ben 6 Şubat'ta doğum günü kutlamayacağım bundan sonra. Başka gün kutlayacağım. O günden beri ben hep bunun üzerinde duruyorum. Hep bunun üzerinde de çalıştım. Kulüp ne düşünüyor? TFF ne düşünüyor? Elbette burada Hatay'dakiler, Antep'tekiler, deprem bölgesindekiler, o acılar bir kenara bırakarak söylüyoruz tabii ki. Onu unutmuyoruz yani.